videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bazen evinizin ya da arkadaşlarınız arasında olan huzurunuzun durduk yere bozulduğunu mu düşünüyorsunuz? Belki bir yerlerde yaptığınız eksik bir şeyler olmuş olabilir. Belki de kendinize çeki düzen vermeniz de gerekebilir. İslam dini, sosyal ilişkilere, ahlaki davranışlara, kişilik haklarının korunmasına, güven, huzur ve barış ortamını yok ederek kavga, tartışma ve dargınlıklara sebep olacak davranışlardan kaçınmaya büyük önem vermiştir. Bu nedenle sosyal ilişkileri zedeleyen, hakları ihlal eden ve ahlaki zafiyete sebep olan söz ve davranışları yasaklamıştır. 1 numara, gıybet. Gıybet, bir insanı gıyabında eleştirmek, çekiştirmek ve hoşlanmayacağı sözlerle anmaktır. Halk arasında buna dedikodu da denir. Kişinin bedeni, nesebi, ahlakı, işi, dini, elbisesi, evi, bineği ve bunun gibi şeyler dedikodu konusu olabilir. Örneğin gözün şaşılığı, saçların döküklüğü, uzun veya kısa boylu, siyah veya sarı renkte olmak gibi nitelikler hakkında alaylı bir şekilde bahsedilmesi gıybet olur. Peygamberimiz ashabına gıybet nedir bilir misiniz diye sormuş. Onlar Allah ve Resulü daha iyi bilir cevabını vermişler. Bunun üzerine Peygamberimiz kardeşini onun hoşlanmadığı bir nitelik ile anmandır diye tarif etmiş. Kendisine kardeşim de dediğim nitelik varsa ne buyurursunuz denilmesi üzerine eğer dediğin sıfat kardeşinde varsa işte o zaman gıybet olur. Yoksa ona büyütan ve iftira etmiş olursun buyurmuştur. Dolayısıyla gıyabında konuşulan nitelikler o kişide yoksa bu gıybet değil iftira olmuş olur. İftira ise gıybetten daha kötü ve daha büyük bir günahtır. Zira gıybette zikredilen husus kişide vardır. İftirada ise yoktur. Peygamberimizin eşi Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e ey Allah'ın elçisi kısa boylu oluşunu kastederek şöyle şöyle olan Safiye sana yeter dedim. Bunun üzerine ey Ayşe öyle bir söz söyledin ki eğer o söz denizin suyuyla karışsa herhalde onu ifsad eder, tadını ve kokusunu bozardı buyurdu. Yine bir gün Hazreti Peygamber'e bir kişiyi davranışlarını taklit ederek anlattım. Bunun üzerine mukabilinde bana dünyayı verseler dahi bir insana hoşlanmayacağı bir şeyle taklit ve tavsif etmeyi asla sevmem buydu. Peygamberimiz bu sözleriyle gıybetin kötü bir davranış olduğunu bildirmiş. Yüce Allah da Kur'an-ı Kerim'de gıybeti kesin olarak yasaklamış ve şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Zandan çok sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve gizli hallerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul eden ve çok merhamet edendir. Bu ayeti kerimede Yüce Allah kişilik haklarını ihlal eden, kötü zanla bulunmak, insanların gizli hallerini araştırmak, gıybet etmek ve bunun gibi bazı davranışlardan sakınılmasını emretmektedir. Zira bunlar kişilik haklarını ihlal eden, toplumun huzur ve güvenini sarsan, kişi ve toplum hayatında tedavisi çok zor yaralar açan hastalık ve çok çirkin davranışlardır. Yüce Allah gıybeti ölen kardeşinin etini yemeye benzetmiştir. Ölü bir insanın etini yemek ne kadar çirkin ise gıybet de o kadar çirkin bir davranıştır. Bir sonraki ayette Allah katında üstünlüğün insanın doğuştan sahip olduğu fiziki ve tabi niteliklere değil takvaya, iman, ibadet ve ahlaki güzelliklere bağlı olduğuna işaret edilmiştir. İnsan iman edip Allah ve peygamberin emir ve yasaklarına uyduğu zaman takva sahibi ve değerli olabilir. Gıybet eden insan takvanın gerektirdiği davranışları sergileyememiş, ahlaki zaafa göstermiş, kul hakkı yüklenmiş ve büyük günah işlemiş olur. Gıybet erdemli insanların değil, zayıf, iradeli, zelil, manen ve ahlaken aşağı mertebede olan insanların yapabileceği kötü bir davranıştır. Sahaben Süfyan bin Abdullah Ra anlatıyor. Ey Allah'ın elçisi, bana sımsıkı sarılacağın bir amel söyle dedim. Peygamber, Rabbim Allah'tır de. Sonra dosdoğru ol buyurdu. Kendisine, ey Allah'ın elçisi, hakkımda korkacağın şeylerin en tehlikelisi nedir diye sordum. Mübarek dilini tuttu sonra da, işte budur buyurdu. Gıybet, kişi, aile, toplum hatta bir milletin bütününü rencide edebilir. Kişiler, aileler ve toplumlar arasında huzursuzluk, kırgınlık ve kavgalara sebep olabilir. Bu sebeple Yüce Rabbimiz ve sevgili Peygamberimiz gıybet etmeyi şiddetle yasaklamış, büyük günah olduğunu bildirmişlerdir. Gıybet müminin fasık ve asi olmasına sebep olur. Gıybeti yapılan kimse hakkını helal etmedikçe kişi gıybetin günahından kurtulamaz. Çünkü gıybet etmek bir kul hakkıdır. Kul hakkını ise sahibi bağışlamadıkça Allah bağışlamaz.
Söylediği söz, yaptığı fiil ve sergilediği davranış ile her türlü günah ve kötülüğü işleyen, fert ve topluma zararlı olan söz gelimi hırsızlık ve iftira eden, ırz ve namus düşmanlığı yapan bir kimsenin bu ahlak dışı tavırları zararından korunabilmeleri için bir başkasına anlatılabilir. Bu gıybet sayılmaz. Peygamberimiz mücahir kimse hariç bütün ümmetim affa mazhar olur. Mücahir ise kötülüğünü utanıp gizlemek ve tövbe etmek yerine sanki marifetmiş gibi onu açığa vuran, Allah'ın örtüp affetmek istediği günahı açan, başkalarını anlatan kimsedir. İbn-i Battal, günah aleni yapmak da Allah, peygamber ve salih müminlerin haklarını hafife almak vardır demiştir. Ancak kötülükleriyle topluma zarar veren kişilerin durumunu açıklarken bir fitneye sebep verilmesine özen gösterilmesidir. Gayrimeşru sözleri hiç çekinmeksizin yapıp duran fasık kimselerin bu çirkin hallerinden korunma konusunda tedbirli olunmalıdır. Bu tedbir ve çalışmada şahsi bir kim ve garez öne çıkmamalıdır. Gıybet, söz, yazı ve fiil ile yani el, kol, göz, kaş işaretleriyle de yapılabilir. Gıybetçi içindeki kötü düşüncesini işaretlerle de ortaya koyabilir. Her türünden sakınmak gerekir. Gıybet edene karşı takılınacak tavır. Gıybeti yapılan kişi yapılan gıybeti duyduğunda ben de onun gıybetini yapayım diyemez. Bu takdirde kendisi de gıybet eden kişinin konumuna düşmüş, kendisi de büyük günah işlemiş olur. Öyleyse ne yapması gerekir? Söz konusu gıybet yanlış bilgiden kaynaklanıyorsa gıybet eden uygun bir üslup ile durumu anlatabilir. Gıybetin devam etmeyeceğine inanıyorsa sabırlı olmak, hiç duymamış gibi davranmak daha isabetli olur. Böyle davranabilen insan yüce Allah'ın iyilik, İyi söz ve iyi davranış ile kötülük, kötü söz ve davranış bir değildir. Sen kötülüğü en güzel biçimde sav. Bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak ve samimi bir dost oluvermiştir. Emrine uygun davranmış olur. Gıybeti yapılan kimse gıybet sebebiyle zarara uğramış veya zarara uğraması söz konusu ise duruma müdahale edebilir. İlgili mercilere şikayet edebilir. Zalimin yüzüne de zulmünü söyleyebilir. Allah zulme uğrayanın dile getirmesi dışında çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Anlamındaki ayet bunun delilidir. Ancak gıybeti edilen kimsenin sabretmesi ve sızlanıp şikayet etmesinden daha hayırlıdır. Böyle yapabilirse eğer sabrederseniz elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Nahl 122, Şura 40 anlamındaki ayetin gereğini yerine getirmiş olur. Yanında gıybet yapılan kimsenin hiçbir şey söylemeden gıybeti dinlemesi doğru değildir. Müminin aleyhine konuşulmasına, gıybetinin yapılmasına müsaade etmemek gerekir. Bunu iki şekilde yapabilir. Sözlü olarak müdahale eder, bunun doğru olmadığını, gıybet etmenin haram ve büyük günah olduğunu söyler. Bu müminin iyiliğini emretme, kötülükten sakındırma ve mümini gıyabında müdafaa etme görevidir. Kur'an'ın birçok ayetinde bu husus müminlere görev olarak yüklenmektedir. Yüce Allah, mümin erkek ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Peygamberimiz ise sizden bir kim kötülüğü görürse onu eliyle değiştirsin. Eliyle değiştirmeye gücü yetmiyorsa onu diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye gücü yetmiyorsa kalbiyle onu tasvip etmesin. Bu imanın gerektirdiği amellerin en zayıf olanıdır buyurmaktadır. Mümin bu emirlere uyarak bir haramın işlenmesine izin vermemeli. İmkanları ölçüsünde engel olmalıdır. Sözlü olarak gıybetin yapılmasına engel olamayacaksa hiç olmazsa yapılan gıybete ortak olmamalı. Gıybet sözlerini dinlememeli. Gıybet yapılan ortamı terk etmelidir. Bu husus yukarıdaki hadisin 3. şıkkında ifade edilen davranışı sergilemektedir. Gıybet etmenin müeyyidesi. Gıybet etmenin ayet ve hadislerde dünyada uygulanacak bir müeyyidesi bildirilmiştir. Durumuna uygun tazir cezaları uygulanabilir. Ancak tövbe edilmediği veya sahibi tarafından affedilmediği takdirde ayrıca cezasını çekeceği ise açıktır. Onun için mümin gıybet etmemelidir. Ettiği ise günahına tövbe etmeli, gıybet ettiği kimseden af ve helallik dilemelidir. Aksi takdirde ahirette müflis durumuna düşecek, sevaplarından gıybet ettiği kimseye vermek durumunda kalacaktır. Tirmizi, Kıyame 2-4-613 Tayyip'in alimlerinden Hasan Basri, kendisinin gıybetini yapan birine bir tabak hurma göndermiş ve işittiğime göre amelinden bir miktar bana hediye etmişsin, ben de hurma göndererek karşılık verdim, hediyemi kabul et demiştir. İftira. İftira bir kimsenin işlemediği bir suçu yapmış gibi anlatmak, onda bulunmayan bir kötülüğü varmış gibi göstermektir. Özellikle ahlaklı erkek
ve kadınlar hakkında namusları ile ilgili konularda iftirada bulunmak büyük günahtır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem helak edici 7 büyük günahtan sakının buyurmuş. İffetli ve namuslu kadınlara iftirada bulunmayı büyük günahlar arasında saymıştır. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.